Bugün 2 Temmuz 2016. Bundan tam bir ay önce 1 Haziran 2016'da buradaydık. Şimdi bir ay sonra tekrar Sera'mıza geldik. Ve Sera'nın bahçesinde dışarısındaki bu gördüğünüz meyvelerin, zebzelerin videosunu çekmiştik. O zaman gördüğünüz gibi hiçbir meyve yoktu. Daha henüz başlamamıştı, bir şey yoktu. Yavaş yavaş gelişmişti. Ama şimdi gördüğünüz gibi maşallah çok güzel üzümler oluşmuş. Ormus tarımın burada etkisini gördük. Ormus tarımın ne kadar etkili olduğunu, meyveye, zebzeye etki yaptığını, lezzetini, tadını verdiğini, burada kameraman oruç tutmuyor sağ olsun, kendisi üzümden yedi, o çok güzelmiş dedi, bayıldı. Henüz yenecek kadar büyük değil, küçük ama hoşuna gitti. Biz niyetli olduğumuz için denemedik. Bir dahaki sefere inşallah geldiğimizde biz de deneriz ama o zamana kadar herhalde dalda kalmaz. Evet, Ormus tarım ne yapıyor? Bitkinin DNA'sını yeniliyor, tamir ediyor, hücresini yeniliyor. Kimyasal ilaçlar, herbisitler, pestisitler vesaire bitkiyi DNA'sını bozduğu için sürekli zebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzimlerin kalitesi düşüyor, azalıyor. Mesela 1950 yılında bir elma 400 mg C vitamini içerirken şimdi günümüzde bir tane elma sadece 4 mg C vitamini içeriyor. Muzda ise C vitamini yok denecek kadar azalmış. Bütün sebze ve meyvelerde bu böyle. Kimyasal ilaç kullanmakla insanlar tarımı öldürüyor. Biz Allah'ın yaratmış olduğu bu muazzam sebze ve meyvenin doğal yapısını, dokusuna tekrar döndürüyoruz Ormus tarımla.